When was the Antarctic Treaty signed? Who signed it? Antarktik Anlaşması ne zaman imzalandı? Kim imzaladı onu? The treaty was originally signed in 1959. Anlaşma orijinal olarak 1959'da imzalandı ilk olarak. The original signatories were Argentina. Orijinal signatories, imzacılar, imzalayanlar, şunlar şunlardı. Bu ülkeler had been active participants in the International Geophysical Year 1950 and 58, a project designed to stimulate geophysical research worldwide. Bu ülkeler had been active participants in the International Geophysical Year. Şu yıllar arasındaki uluslararası jeofizik yılına aktif olarak katılımcılar olmuşlardı. Yani aktif olarak katılmışlardı. Bu projede a project, bir proje ki designed to stimulate geophysical research worldwide. Dünya çapında jeofiziksel araştırmayı stimulate etmek üzere dizayn edilmiş, tasarlanmış bir proje. Stimulate, uyarmak demek. Normalde stimulant dendiğinde uyartı veyahut da ilaç, değil mi? Uyarıcı anlamında ilaç olarak da kullanılıyor. To stimulate, harekete geçirmek, teşvik etmek, uyarmak. Demek ki dünya çapında jeofiziksel aktiviteleri işte harekete geçirmek, teşvik etmek için tasarlanmış bir proje olan Uluslararası Jeofizik Yılı'nın da aktif katılımcılardı bu ülkeler. IGY dedi, şunların baş harfleri değil mi? The IGY resulted in the establishment of numerous research bases in Antarctica and the treaty grew out of a desire to ensure that the valuable research of the IGY could continue. Bu proje resulted in bir şey ile sonuçlandı. Bu da Antarktika'da numerous research bases. Çok sayıda araştırma, çok güzel. Base burada üst demek. Normalde temel anlamı da var. Kimyada baz anlamı var. To base diye fiil var. Yerleştirmek, işte kurmak. Mesela moon base değil mi? Çok meşhur anlamda şey olursa. Uzay üssü veyahut da burada ay üssü, moon base. Şunlar ciddi ciddi planlıyorlar. Değil mi? Yapmaya çalışıyorlar. Moon base. Ay'daki üs. Burada da Antarktika'da çok sayıda araştırma üssü. Veya hemen şuradan research base diye örnek ona da verelim. İşte. Değişik yerlerde. Evet. Bu Antarktika'da çok sayıda araştırma üslerinin kurulması ile sonuçlandı ve anlaşma grew out of a desire to ensure that grew büyüdü. Anlaşma büyüdü ne demek arkadaşlar? Şu şekilde out of a desire veya out of a mesela necessity falan diyorsa grew ortaya çıktı demek arkadaşlar. Out of a desire to ensure. Desire arzu. Ensure sağlamak, sağlama almak, sağlama bağlamak veyahut da temin etmek. Burada ise sağlamak. Neyi sağlamak? Ensure that the valuable research of the IGI could continue. Cümle. Bu projenin değerli araştırmaları devam edebilmesini sağlamak arzusundan ortaya çıktı, kaynaklandı. Mesela şuna bir iki örnek vereyim isterseniz kabaca. Mesela his book grew out of a trip to South America as a member of the government commission. Bir hükümet komisyonunun üyesi olarak Güney Amerika'ya seyahatinden bu adamın kitabı ortaya çıktı. The plan grew out of a casual conversation. Casual neydi? Bir günlük anlam vardı. Bir de yok, sıradan, normal, günlük bir casual conversation dediği resmi değil. Yani böyle dostça, sıradan herhangi bir konuşmadan ortaya çıktı. Conversation, converse. Ayakkabı var ya, converse. Konuşmak demek, laflamak demek.
Sohbet. The idea for the story grew out of a strange experience I had last year. Bu hikayenin fikri geçen sene sahip olduğum tuhaf bir deneyimden çıktı, kaynaklandı gibi. Evet. Since then many other countries have acceded to the Antarctic Treaty. O zamandan beri, since then, birçok diğer ülke, birçok başka ülke Antarktik Anlaşması'nı accede etti. Kabul etmek, aynen öyle. Accept gibi düşünebilirsiniz ama accede daha çok hani anlaşmanın kabul edilmesidir. Böyle size yük bindiren bir şeyi kabul edersiniz. Accede dendiğinde. Razı olmak anlamında, evet. Kabul etmekten ziyade razı olmak anlamında. There are now 28 consultative parties which have the ability to vote on decisions and 19 non-consultative parties, consultative, which attend meetings but cannot vote. Evet, şimdi 28 consultative party var. Consult, to consult, danışmak. Consult, consultant olduğu zaman danışmandı, değil mi? Hatta konsültasyon diye şeyde de geçiyor, değil mi? Tıpta da konsültasyon diye geçer, danışma. Efendim, konsültatif olduğu zaman da danışman diyebilirsiniz burada veya danışılan diyebilirsiniz. Parti de taraf. Demek ki 28 tane danışma tarafı mı diyeceğiz? Bu özel bir isim arkadaşlar. Konsültatif parti. Hani acaba bu anlamda her anlaşmaya imza atan ülke için kullanılıyor mu falan diye araştırdım. Sadece bu Antarktika Anlaşması için geçerli bu. Özel bir isim olarak. Yani şu özelliği olan, yani which have the ability to vote on decisions. Kararlar konusunda oy verme yeteneği olan, yani oy verebilen taraflar bunlar. Dediğim gibi özel olarak bu 28 ülkeye konsültatif parti izleniyor. Geriye kalan 19'una da non-consultative parti izleniyor. Bunlar da which attend meetings, toplantılara katılıyorlar fakat cannot vote. Oy veremiyorlar. Oy kullanamıyorlar. Vote, oy kullanmak, aynı zamanda oy. To become a consultative party, a country must demonstrate that it is conducting substantive scientific research in Antarctica. Cümleye böyle bir şeyle başlıyorsa, için. Consultative party haline gelebilmek için bir ülkenin göstermesi lazım. Demonstrate, sergilemesi lazım. Demonstrasyon deyince gösteri. Demonstrate hem arkadaşlar bir mesela aletin, cihazın nasıl kullanıldığını gösterirsiniz. Diyelim ki yeni bir inovasyon yaptınız, yenilik getirdiniz. Onun nasıl kullanıldığını ne diyelim bir fuarda gösteriyorsunuz. Bu demonstrate'tir. Tanıtıyorsunuz ama şu da demonstrate'tir. Demonstration diyelim mesela. Baya baya bildiğiniz gösteri. O zaman bir konsültatif parti haline gelmek için bir ülkenin göstermesi lazım ki neyi gösteriyor? It is conducting substantive scientific research in Antarctica. It dediği bu ülke Antarktika'da substantive, bunu substantial gibi düşünebilirsiniz. Hatırı sayılır, önemli, büyük bilimsel araştırma conduct ediyor. Evet, conduct a research. Conduct experiment. Hatta kondüktör dediğiniz zaman nedir kondüktör? Metrolarda veyahut da trenlerde kondüktör vardır. Treni yönetir. Değil mi? Burada da bir deney yönetmek, gerçekleştirmek. İşte böyle Antarktika'da önemli bilimsel araştırmayı gerçekleştiriyor olduğunu göstermesi lazım bir ülkenin. Non-consultative parties may be conducting important research but not at the same level as consultative parties. Bu non-consultative taraflar, ülkeler may be conducting important research, önemli araştırmalar yürütüyor, gerçekleştiriyor olabilir. Maybe. Tamam, bu belki böyle olabilir. Fakat not at the same level as consultative parties. Not at the same level. Konsültatif ülkelerinki gibi aynı seviyede değil. Önemli ama yeterince büyük öneme sahip değil demek. What are the provisions of the treaty? Anlaşmanın şartları neler? Provision hem şart hem de ön şart. Enteresandır. Bir de ne alaka var bilmiyorum arkadaşlar. Provision askerin günlük
ne yemeği ne denir ona? İstihkak kumanya. Bakın provision. Şu körülü bir yemeğe benziyor. Caribbean pot demiş. Evet, Karayip. İngiltere'de özellikle bayramlarda Pakistanlılar mı, Afganistanlılar mı, Hintlilerin bir araya gelip yaptıkları bir yemek vardı. Biz böyle dernek olarak kocaman bir şey verirdik. Böyle 80 kişi, 100 kişi, 150 kişi gelirdi. Onun için de böyle koca koca kazanlarda yemek pişerdi. Ama bunda kullanılan şeyler, baharatlar o kadar böyle kuvvetli baharatlar ki 2 kilometreden duyarsınız. Bir de bunun kokusu 2 hafta, 3 hafta, 1 ay çıkmaz böyle. Acayip bir şey. 1,5 sene falan yiyemedim. Çok tuhaf geldi. Sonra da alıştım. Bayağı hoşuma gitmeye başlamıştı. Evet. Anlaşmanın şartları neler? The original Antarctic Treaty contains 14 articles. Orijinal Antarktik Anlaşması 14 madde içermektedir. 11 of which, ki bunların 11 tanesi, bu şekilde virgülden sonra rakam, sonra of which diyorsa, ki bunların 11'i relate to, directly to Antarctic governance. Doğrudan relate to alakalıdır. Neyle? Antarktika'nın yönetimiyle alakalıdır. Doğrudan. Relate to, relate directly to Antarctic governance. The rest concern other aspects of the treaty, such as the nation that will be the repository for treaty, the procedures for ratification and accession, and the process for amending the treaty. The rest, geriye kalanlar, aslında sadece 3 tanesi, concern ile ilgilidir. Normalde concern endişe anlamı var, değil mi? Ama gerisi ilgilendiriyor diyebilirsiniz burada. Other aspects of the treaty. Anlaşmanın diğer yönlerini ilgilendiriyor veya diğer yönlerle ilgili. Ne gibi? Such as the nation that will be the repository for treaty. Ülke, millet ki olacaktır anlaşmanın repozitorisi. Repozitori normalde depo demek arkadaşlar. Bayağı bu tahılların falan konduğu depo demek. Bakın burada efendim depo kocaman, hatta kütüphane şeklinde değil mi? Ama burada repository daha çok böyle hani anlaşmayı kendi ne bileyim millet meclisinde, kütüphanesinde bir yerde tutacak olan ülke. Garantör değil. Garantör daha ziyade mesela Kıbrıs'ta, değil mi? Güney Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs arasında hem Türkiye garantör hem İngiltere garantör. O daha çok bir üst makam. Ama burada anlaşmanın hani barındırılacağı ülke. Mesela diyelim ki atıyorum Versailles Anlaşması nerededir? Muhtemelen Paris'tedir. Bilemiyorum. Ankara Anlaşması diyorsun. Belki 8 tane ülke imza atmıştır ama muhtemelen İstanbul'da tutuluyordur gibi. O zaman işte bu anlaşmanın muhafazakarı, ev sahibi olacak olan ülke. Efendim devam ediyor. Such as the procedures for ratification and accession. Ratification, resmi olarak onaylama ve accession, kabul ve katılım. Aynen öyle. Access, erişim demek ya. Accession daha çok aslında şey demektir. Mesela bir padişahın, kralın tahta oturması. Bir önceki kraldan sonra tahta oturması accession'dır. Burada da anlaşmaya sonradan katılmanın prosedürleri, işlemleri ve the process for amending the treaty ve anlaşmayı amend etme süreci, işlemi. Amend, ilavede bulunma ve değiştirme. Bu da hatta işte ek 1, ek 2, ek 3 diye gider. Amend 1, amend 2, amend 3 diye gider. İlaveler şeklinde. The other articles establish Antarctica as an area free from military activity and encourage scientific research and the exchange of scientific information between parties as well as cooperation and peaceful conflict resolution. The other articles, diğer maddeler, establish Antarctica as an area free from military activity. Antarktika'yı
askeri aktiviteden özgür bir alan olarak establish etmektedir. Yerleştirmektedir efendim, kurmaktadır. Diğer maddeler Antarktika'yı askeri aktiviteden özgür, askeri aktivitesiz bir alan olarak establish etmektedir, oturtturmaktadır, kurmaktadır, yerleştirmektedir. Ve encourage, yani the other articles encourage scientific research, teşvik etmekte neyi? Bilimsel aktivite ve the exchange of scientific information between parties, taraflar arasında bilimsel bilginin değişimini, değiştirilmesini teşvik etmekte, as well as cooperation and peaceful conflict resolution. Şuradaki as well as'den sonraki kısım da encourage buraya bakıyor. Yani şunu da teşvik ediyor. Aynı zamanda cooperation, işbirliği ve peaceful conflict resolution. Barışçıl çatışma çözümlenmesi. Çatışmaların barışçıl çözümünü de teşvik ediyor. Peaceful aynı zamanda barışçılığın yanı sıra, fotoğrafını gösterirsem anlayacaksınız resimlerini, huzurlu, huzur veren, gayet peaceful, değil mi? Gayet peaceful. Şuraya şezlong atıp sabaha kadar uyumak var, değil mi? Yıldızların altında. A peaceful sleep. Huzurlu bir uyku. Hakikaten ha. Evet. Ayı postuna benziyor mu yoksa kuzu postuna mı benziyor? Evet. Click here demişiz. Yine burada. To read the original text of the treaty. Anlaşmanın orijinal metnini okumak için buraya tıklayınız. Or here veya buraya tıklayınız. To read a summary of the other articles. Diğer maddelerin bir özetini okumak için buraya tıklayınız. Antarctic Treaty parties meet every year for Antarctic Treaty consultative meetings to discuss how to carry out the requirements of the treaty. Antarktik Anlaşması'nın tarafları her sene Antarktik Anlaşması konsültatif toplantıları için buluşmaktadırlar ve bunda ne yapmak için? To discuss, tartışmak için. Neyi tartışıyorlar? How to carry out the requirements of the treaty. Anlaşmanın gereksinimlerini nasıl gerçekleştireceklerini veya gerçekleştirilebileceğini, gerçekleştirmeleri gerektiğini, buradaki how to, bunların hepsinin kısaltılmışıdır, tartışmak için her sene bir araya geliyorlar şu toplantılarda. Sorunuz? Okay.